Sevgili gençler, bugün size MSÜ'den bahsedeceğim. Milli Savunma Üniversitesi sınavında yapmanız gereken şeyleri size hemen kısaca söylemek istiyorum. Bunlardan birincisi, MSÜ'nün geçmiş sınavlarının hepsini çözmenizi istiyorum ki bu çok önemli olacak. Biliyorsunuz MSÜ'de şöyle bir şey var. Sosyal bölüm biraz daha ağır ve biraz daha zor oluyor MSÜ'de. O sorulara alışabilmeniz için MSÜ'nün geçmiş sorularını çözmeniz sizin için çok ama çok önemli olacak. İkinci önemli olan nokta, bu MSÜ'deki soruları çözdükten sonra ne yapıyoruz? Aa işte şu kadar netim var, bu kadar yanlışım var diyoruz. Öğretmenlerinize bunu yapamadıklarınızı sormanız lazım. Tamam, sordunuz mu? Sordunuz. Eyvallah. Sorduktan sonra peki ne yapmanız lazım abi? Yapmanız gereken şey tekrardan bir daha bu soruları çözmeniz lazım. Farkındaysanız MSÜ ile ilgili bayağı böyle bir taktik vermenin çabası içerisindeyim. Şimdi şunu diyebilirsin. Ya Ahmet abi, ben MSÜ'ye girmeyeceğim. Yani gireceğim ama hani hobi olarak gireyim, şu sınav ortamını bir göreyim, ben bu yüzden giriyorum da diyebilirsin. Ama MSÜ'ye girdin, bu taktikleri de almadın, kendi kafana göre takıldın. MSÜ sonucu açıklandığı zaman genelde şunu diyoruz. Aman istediği kadar olsun, isterse bana 10 net olsun, 20 net olsun, 50 net olsun. Eğer gerçekten MSÜ'ye girmek isteyenlerden bahsetmiyorum. Hani biraz daha sınav tecrübesi kazanmak için girenlerden bahsediyorum. O zaman otomatikman netlerin düşük olursa, puanın da düşük olursa, sen şunu diyorsun bu sefer. Ya ben MSÜ'de çok kötü yaptım, işte niye bu kadar kötü yaptım, bunu böyle kötü yaptım. O zaman TYT'de mi acaba kötü yapacağım ben? Demeye başlıyorsun. İlk başta öyle değildi ama. Diyorsun ki ya ben gireyim, kafama göre takılayım, o sınav stresini atmaya çalışayım, o tecrübeyi yakalayayım diyorsun. Ama sonuçlar geldiği zaman öyle olmayacak. Notların düşecek, yani netlerin düşük göreceksin, puanların düşük göreceksin. Diyeceksin acaba TYT'de mi böyle olacak? Bak, bilinçaltın seni hemen hacklemeye çalışacak. Diyecek acaba TYT'de böyle olacak, ben sana söyleyeyim. E dedi, ne oldu bu sefer? Tak, motivasyonun düştü. Tak, konsantrasyonun düştü. E bu sefer ne yaptın? Ders çalışabilecek misin? Ders çalışamayacaksın. E ders çalışamadın. MSÜ'ye sen bir avantaj kazanmak için girdin. Yani bir tecrübe kazanmak için girdin. Sana bir artı bir değer sağlamak için girdin. Bir tecrübe olsun diye girdin. Ama bir anda ne yaptı? MSÜ seni negatif yönde etkiledi. Bu yüzden MSÜ'ye gerçekten Milli Savunma Üniversitesi'ne girmesen bile, onun için o hedefin o olmasa bile, o full konsantrasyonla girmen lazım. Lay lay lumuna bile girsen, dediğim gibi 2 hafta sonra sonuçlar açıklanınca, 5 hafta sonra veya sen kendi netlerine baktığın zaman, eğer sana o netleri düşük görürsen motivasyonun düşecek. Artı değerini eksi değer sağlayacaksın. Bu yüzden bunu söylüyorum sana. İkinci bir şey de, hayatına nasıl devam ettiysen, sabah nasıl kalkıyorsun, kahvaltını nasıl ediyorsun, nasıl giyiniyorsun, sabah mı duş yapıyorsun, akşam mı, neyse aynı gün standartlarına, okula nasıl gider gittiğin gibi, dershaneye nasıl gittiğin gibi, aynı şekilde MSÜ'ye git. Yani senin için özel bir gün olmasın MSÜ günü. Evet, bugün çok özel bir gün, işte MSÜ'ye gitmeliyim, işte okul şurada, o burada, evet işte enteresan şeyler yapalım, onu yapalım, bilmem ne falan. Senin için herhangi bir gün gibi olmalı. Seni bazı günler senin hayatına önem taşıyan günler. Doğum günü mesela önem taşıyan bir gün. Yılbaşı önem taşıyan bir gün. Bayramlar, seyranlar önem taşıyan bir günler. Ama ne yapıyoruz? O zaman böyle kendimize çok özel bir hareket yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. En kötü ihtimalle işte elbisemize veya giydiğimiz kıyafetimize özen gösteriyoruz. Bunu yapıyoruz. Bu da aynı şekilde. MSÜ'ye girdiğin zaman böyle ekstradan her gün yaptığının çok dışında bir şey yapmanı istemiyorum ki senin için sıradan bir gün olursa stresin daha da azalacak, stresin daha azalacak, konsantrasyon çıkacak, sınava da çok daha özgüvenli gireceksin. MSÜ'ye nerede gireceğini lütfen sistemden bak, oraya bir gün öncesinden bence git ve okulunu bir gör. Bunu TYT, AYT için de yapacaksın, onun taktiklerini verdiğim zaman da göreceksin. Normalde dershanede ve okulda girdiğin deneme sınavlarında genelde şöyle yapıyoruz. Nerede gireceğimizi biz biliyoruz, bilinçaltımızda, kafamızda onu biliyoruz. Ya işte cumartesi günü bizim sınavımız var, İşte şu yayının sınavı var. E ne yapıyorsun? Nerede gireceksin? Hemen aklına bak geliyor. Sana hemen şu an o soruyu sorayım. Normal okulunda, dershanede gireceğin ilk deneme sınavına bak. Nerede gireceksin o sınava? Hemen bak, şu an bilinçaltın onun resmi çıkıyor. Diyorsun ki işte benim sırada gireceğim, bizim sınıfta gireceğim. İşte ben dershanede şurada gireceğim, kütüphanede gireceğim, orada gireceğim, burada gireceğim. Bak, hemen resmediyor sana bilinçaltın. Aynı şekilde bir gün öncesinden MSÜ sınavına gireceğin yeri görmelisin ki o bilinçaltı onu resmetsin. Resmetmemizin nedeni de yine stres katsayının düşmesi için. O stres katsayı düşerse o zaman konsantrasyon daha da yükselecek. Daha rahat sınava gireceksin. Bunu unutma. Bir şey daha söyleyeceğim. MSÜ'ye sınavına normal TYT AYT sınavından çok daha rahat gireceğin kesindir. Çünkü kaybedecek bir şeyin yok. Eğer bir daha söylüyorum, MSÜ üniversitesine girmek istemiyorsan. TYT AYT stres katsayını, buradaki stres katsayın arasında da biraz fark olacaktır, emin ol. Ama yine de MSÜ'ye girmek
her zaman büyük bir avantajdır, büyük bir tecrübedir. MSÖ sınavında herkese başarılar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Hoşça kalın.